Bugün bu alandan dünyaya Ya Hüseyin nidalarının yayılmasını sağlayan evrensel Aşura matem merasimlerinin banisi Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'ü konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Lebbeyk ya Hüseyin! Lebbeyk ya Zeynep! Vay Ali Can, Vay Ali Can, Vay Ali Ekber. Vay Ali Can, Vay Ali Can, Vay Ali Ekber. Aç gözün dur ey serv-i kâmeti, zîbe gülstânîm oğul Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihin tahirin. والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين Sayın Bakanım ve Ayetullah-ı Kummi Hazreti Ayetullah-ı Üzma, rehber-i İngilab'ın temsilcisi, beraberinizdeki heyetle beraber ve değerli protokol, salonumuzu süsleyen Hüseyin dostları, bacılarım, kardeşlerim, ekranları başından bizimle beraber Peygamberimize tasliyet arz etmek üzere bu yasa ortak olan kardeşlerim, canlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah başka yas vermesin diyorum. Şehitlerin şahı, cennetlilerin efendisi, arşın küpesi, cennetin süsü, peygamberin nur didesi, Ebu Abdillah'ın Hüseyin'in ve beraberindeki şehitlerin yanı sıra ve onların şahsında Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den 15 Temmuz'a, 15 Temmuz'dan günümüze Allah rızasını esas alan, Müslümanların onurunu, şerefini korumak üzere canını veren tüm şehitlerimizi selamlıyorum. Selam olsun bütün şehitlerimize. Bugün burada on binler, belki de yüz binler dışarıdakiyle beraber Peygamberimizin yasına ortak olmak, Hazreti Fatıma'nın gözyaşına ortak olmak, onunla beraber Hüseyin vay demek, Hazreti Zeynep'in kalbinin kederine, hüznüne ortak olmak, hani hüzünler
paylaştıkça küçülür ya. Ve de hanedanı celileye, onların varisi Mehdi Ali Resul'e başsağlığı arz etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bizimle birlikte aynen bizim gibi yaklaşık dünyada 300 milyon Ehlibeyt dostu bugün yastadır. Peygamber'e vefa borcu, peygamberle beraber ağlamak, gönlü onunla beraber çarpıp onun şad olduğu günde şad olmak, ağladığı günde ağlamak üzere, onunla bütünleşmek üzere bugün yas tutmaktayız. Sayın Bakanım, zat-ı alilerinizin vasıtasıyla bu iş için en uygun hükümet AK Parti hükümetidir bence. Bugünü ne olursunuz, milli matem günü ve bütün şehitlerimizi anma günü olarak bir günlüğüne olsun tatil ilan etseniz, böylece Necip Türk milletinin her kesiminin önemli müştereklerinden birisi olan Ehl-i Beyt sevdasını, peygamberin yasını iş kaygısı olmadan herkes rahatlıkla bugün tutabilse, inanın ki bu ülkenin üçte birini teşkil eden Ehl-i Beyt dostları diye bilinen Alevi kesiminin yanı sıra diğer %70'i teşkil eden Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin de hepsini memnun eder. Kimse bundan rahatsızlık duymaz. Çünkü Hüseyin sevdası bu milletin ortak sevdasıdır. Şükür ki böyledir. Acizane güncel meselelere kısa bir değinmek istiyorum ama salonun matem havasının değişmesini istemediğim için önce Kerbela'yı, Hüseyin'i, günün anlamını paylaşmak isterim. Kur'an bize âl-i abanın tertemiz olduğuna tanıklık ediyor. Kur'an, Allah tanıklık ediyor. İnnemâ yuridullâh liyudhibe ankumur ricse ehlel beyt ve yutahhirekum tathira. Ahzab suresinin 33. ayeti. Şura suresinde de قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْغُرْبَى. Ey Resulüm, de ki ben sizden risaletim karşısında başkaca hiçbir ücret istemiyorum. Bütün peygamberler bu sözü demiştir. Risaletim karşısında hiçbir ücret istemiyorum. Ama Resul-i Ekrem Allah'ın emriyle, hayır, ben bir ücret istiyorum. Allah buyuruyor ki, de ki bir ücret istiyorum. İllel meveddete fil gurba. Yani hiçbir peygamber böyle bir şart, böyle bir ücret istememiş. Ama Resul-i Ekrem'e Allah buyuruyor. Kul. Sen bunu de. Ben Ehl-i Beytimi, yakınlarımı sevmenizi risaletimin ücreti olarak tayin ediyorum. Allah'ın ayeti Şura suresinde. İmam Şafii Hazretleri de bunu aynen böyle anlamış ve diyor ki ya ehle beyti Resulillahi hubbukum farzun min Allahi fil Kur'ani enzele kefakum min azimil gadre ennekum men lem yusalli aleykum la salatele. Ey
Allah Resulü'nün hanedanı celilesi. Sizi sevmek farzdır. Allah bunu Kur'an'da farz kılmıştır. Sizin kadrinizin yüceliğinden şu kadarı yeter ki size salavat göndermeyenin namazı hiçtir. Bu Ehl-i Sünnet mezheplerinden Şafii mezhebinin imamı Muhammed İbni İdris-i Şafii Hazretlerine müntesip bir şiirdir. Keza İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Beni Ümeyye'ye karşı Hüseyin'in ve Hüseynilerin safında durmak üzere İmam Zeynül Abidin Kerbela merizi diye bilinir hastası. Orada onu Allah hastalıkla korumuştu. İmam Zeynül Abidin Seyyid-i Sacidin İrfan Pınarı hakikaten Müslümanların birçok ehli sünnetten alimlerin de dediği gibi Allah'la nasıl konuşulur? Bu noktada İmam Zeynül Abidin'in sahife-i seccadiyesi olmasaydı ümmet lal olurdu. Allah'la nasıl konuşulur, nasıl hitap edilir bunu bilemezdi. Meşhur Cevşen Kebir de onun dualarındandır. Muhteşem dualar vardır. Bir irfan pınarıdır adeta. Türkçemize de kazandırılmıştır. Herkese tavsiye ederim okumasını. Marifetullah noktasında ondan daha iyisini kimse bulamaz diye düşünüyorum. Onun oğlu İmam Zeyd'in Emevilere karşı kıyamında İmam Ebu Hanife Hazretleri İmam Zeyd'e biat etmiştir ve kendisine cihadında Emevi'ye karşı savaşında 10 bin dirhem mali destek vermiştir. Cihada bedenen katılma imkanı olmadığı için İmam Zeyd'den izin almıştır. Abbasi döneminde de İmam Ebu Hanife Abbasilerin saray mollası olmamak için, kadılguzat olmamak için 1000 sopa yemeye razı olmuş, göğüs germiş. Daha doğrusu sopa altında Azemiye'de zindanda şehit olma pahasına onların kazılguzatı olmamıştır. Bu da İmam-ı Azam ve de İmam Cafer-i Sadık'ın talebelerinden en önde gelenlerinden birisidir. Ve de İmam Cafer-i Sadık'ın huzurunda istifazeyi elmetmek 2 yıl bizim tabirimizle istihat master'ı yapmak suretiyle İçtihat mertebesine ulaşmış ve şunu söylemiştir. Şu vazizesi meşhurdur İmam-ı Azam Hazretlerinin. Levle senetan leheleken nu'man. Bu 2 sene İmam-ı Sadık'ın mektebinde istifazeyi elm etmemiş olsaydım ben nu'man cehaletten helak olurdum. İmam Malik Hazretleri de İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın talebelerinden, birinci kuşak talebelerinden birisi olarak diyor ki analar İmam Cafer-i Sadık gibi bir bilgin doğurmamıştır. Bunları neden dedim? İslam fıkhının tamamı bu fıkıhta, bu ekolde yetişenlerin tamamı bugün bütün Müslümanları kucaklamaktadır. Yani şöyle diyelim, bu İmam Cafer Sadık dönemi Emevilerle Abbasilerin çekiştiği dönem, Emevilerin düştüğü, Abbasilerin yeni geldiği dönem olduğu için Ehl-i Beyt imamlarına İslam'ın orijinlerini ümmete aktarma noktasında fırsat yaratmış, 4000'i aşkın seçkin alimler İmam Sadık'ın huzurunda ders almış, çeşitli ilmi konularda, fıkıh konusunda da İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ve İmam Malik Hazretleri önde gelen isimlerdendir.
Bu perspektiften bakarak İmam Şafii de İmam Malik'in talebesi, İmam Ahmet İbni Hanbel de İmam Şafii'nin talebesi olması hasebiyle bu mektebin, Cafer-i Sadık mektebinin, fıkıh mektebinin, bu dört mezhebin imamları bu mektebin müçtehitleridir. Bugün de bizim müçtehitlerimiz, diyelim İmam-ı Azam birinci kuşak İmam Malik ile birlikte, İmam Şafii ikinci kuşak, İmam Ahmed İbni Hanbel üçüncü kuşak, bugünkü 50. kuşak müçtehitlerdir, aynı mektebin müçtehitlerdir. Bu perspektiften bakarak diyorum ki İslam fıkhının tamamının banisi, piri İmam Cafer-i Sadık'tır ve bu perspektiften diyorum ki hepimiz Caferiyiz. Ve dünyanın İslam coğrafyasının kuzey bölümü ki büyük ekseriyetini Necip Türk milleti teşkil etmektedir. Çin Seddi'nden Balkanlara kadar. Ahmet Yesevilerden beri onlardan da önce Horasan'ı şereflendiren İmam Ali Yurrıza 8. İmam, Peygamberimizin 6. kuşak torunu. Türk dünyasına Horasan'da Ehl-i Beyt'i anlatmış ve Türk dünyası o gün bugündür Ehl-i Beyt'in tarafında olmuştur. Emevi'nin tilki sıfatlı kurnazlığını benimsememiş, Haydar-ı Kerrar'ın aslanca duruşunu benimsemiştir. Türk karakteri Haydari'dir, Emevi değildir. Efendim, Emevi anlayışı Resul-i Ekrem, bu sözümü Sahih-i Sitte'de de bulabilirsiniz. Kenzül Ümmal. Heysemi'nin Süneni, Heytemi de denir. Diğer Ehl-i Sünnet kaynakları İbn Hacer'den olsun, Zehebi'den olsun, birçoğusu bu konuları Peygamberimizin, Sayın Bakanım, Emevi saltanatını lanetlediğini sahih olarak, Müstedrek-i Sahih'in hakim bunun sahih olduğunu da belirterek Peygamberimizin Emevi saltanatını en kötü saltanat ve mel'un saltanat olarak ilan ettiğini, Kur'an-ı Kerim'de de İsra suresinin 60-61. Ayetinde belirtilen, Peygamberimiz rüyasında bunların saltanatını görünce çok üzülmüştü. Orada Allah bunların şecere-i mel'une olduğunu ilan etmiş. İmam Suyuti Dürrül Mensur tefsirinde bunu Peygamberimizden nakletmiş. Fahru Razi de Tefsir-i Kebir'inde bu ayetin onlarla ilgili olduğunu ve Kur'an'daki şecere-i mel'une Emevilerin olduğunu diyor. Emeviler babaları Ebu Süfyan'la birlikte Haşimilerle zıt karakteri temsil ettiler hep. Amca çocuklarıdır ama birisi iyiliği temsil etti hep. Diğeri, yani Emeviler, kötülüğün temsilcisi oldu. Az iyilik kırıntıları var idiyse de Yezid'de o kırıntılar da kalmamıştı. Kötülüğün tamamını temsil ediyordu Yezid. Bunu Gasilül Melaike'nin oğlu Abdullah beraberindeki heyetle beraber Şam ziyaretinden dönerken her birerine de yüz binlerce dirhem bahşiş verilmesine rağmen Medine'ye geldiğinde Yezid hakkındaki raporları aynen şu oldu. Dediler ki biz oracıkta başımıza Allah'ın gazap taşları yağacağından endişe ettik. Yezid değil
başkalarıyla, kendi mahremleriyle bile zina etmekten çekinmeyen bir rezildir. Şarap içiyor, namaz kılmıyor, dinin hiçbir kaydıyla mukayyet değildir. Bunun üzerine Medine halkı bu Abdullah'a biat ederek Yezid'e karşı kıyam ettiler. Ama ne yazık ki Yezid'in Müslim İbni Akabe av Ogbe denilen, sonra Müslümanlar tarafından Müşrif adı, Müslim adı layık görülmeyip Müşrif denilen adamın komutasında Yezid ordusu Medine'ye girdi. Bu tarihte Harre olayı olarak, Harre kayda geçmiştir. Bütün İslam tarihi bu olayı yazar. Yani Yezid'in 3 sene birkaç ay süren meş'um saltanatında birinci icraatı peygamber hanedanını katliam etmek, namusunu esir etmek, ikinci icraatı peygamber şehri Medine-i Münevvere'yi işgal edip peygamberin mezarına sığınan sahabileri peygamberin mezarının üzerinde kestiler ve Yezid askerlerine Medine'deki her şeyi, ama her şeyi, ashabın namusu da dahil 3 gün mübah etti. 3 gün askerlerine, Medinelilerin namusu da dahil her şeyi mübah kıldı. Müthiş katliam yaşandı. Binlerce, 10 bine aşkın sahabi ve tabi'i, birçoğusu peygamberin Ravza-i Mutahharesinde öldürüldü. Çocukların analarının kucağından, bacağından tutularak kafaları duvarlara çarpılıp beyinleri duvara yakıldıkları İslam tarihinde kaydedilmiştir. Neden mi? Annelerinin kucağı boş kalsın da onlar meş'um emellerine ulaşsınlar diye. Yezid'in ikinci icraatı bu olmuştur. Üçüncü icraatı bu 3 sene birkaç ay süren, Müslümanların hangi mukaddesi kaldı? Peygamberin mezarı böyle, sahabisi böyle, ehli beyti böyle olduktan sonra Kabe'miz kaldı, kıblemiz kaldı. Yezid ordusu bu sefer Kabe'ye yöneldi. Kabe'yi mancınıklarla yakıp yıktılar. Birçok mukaddes emanet, o cümleden İsmail Aleyhisselam'ın yerine kurban edilen, cennetten gelmiş olan koçun başı da Kabe'de asılıydı. O da diğer mukaddes emanetlerle birlikte yanıp kül oldu gitti. Bugün eğer İslam coğrafyasında tarihi eserler, peygamber mezarları, Yunus Aleyhisselam o cümleden birisidir, sahabi mezarları, evliya mezarları bombalarla havaya uçuruluyorsa, asıl menşei orasıdır. Yezid'den alınan derstir. Ve Yezid Kabe'yi mancınıkla taşladığı esnada Allah'ın gazabına uğramış olarak yatağında kömürleşmiş olarak bulundu. Tövbe de nasip olmadı zaten. Neden tövbe edecekti? Namusu kirletilmiş binlerce sahabi hanımının tövbeyle temizlemesi mümkün müydü? Onun için Yezid'i sanki sadece Hüseyin'i katletmiş gibi algılamayın. Yezid'in 3,5 sene yaklaşık süren saltanatı sadece İslami değerlerle savaş olmuştur. Yezid'i savunma refleksi gösteren bazı meslektaşlarımı da buradan huzurunuzda kınıyor, lanetliyorum. Çünkü Allah Resulü demiş ki men razıya bi fi'li kavmin fehüve minhum. Kim bir toplumun yaptıklarına rıza gösterirse o da onlardandır. Bunu Cabir İbni Abdullah Ensari de bu rivayeti nakletmiştir. Yezid'i destekleyen de savunan da Yezid'le haşr olacaktır. Onun için Yezid'i savunma, avukatlığına kalkışma, küstahlığı gösteren kim varsa onu da Yezid'le beraber lanetliyorum huzurunuzda.
Ha dedim ki sadece Hüseyin'i şehit etmek değil. Allah Resulü buyuruyor ki yeryüzünde suçsuz yere bir insan öldürülse ve bütün yeryüzünün insanları buna rıza gösterse Allah tamamını o bir insanın öldürmenin bedeli olarak bütün insanları cehenneme götürmekten imtina etmez. Çünkü bu Resul'ün getirdiği Kur'an bir suçsuzu öldürmenin bütün insanlığı öldürmekle eşdeğer olduğunu söylemektedir. Onun için bir insan az değildir. Hele bu insan insanlığın yüz akı. Dediğim her söz Ehl-i Sünnet kaynaklarındandır. Şia kaynağı kaydını düşmediğim her söz Ehl-i Sünnet'in sahih kaynaklarındandır. Altını çiziyorum onun. Arşın küpesidir Hüseyin. Cennetin süsüdür Hüseyin. Şehitler ki indallah merzukturlar, onların da şahıdır Hüseyin. Peygamberin kalbinin meyvesidir Hüseyin. Bu Hüseyin'i öldürmek basit bir olay mıdır? Bir Yezid değil, 1 milyar Yezid'i Allah Hüseyin'in bir damla kanı için yaksa yeridir. Hüseyin savaş çıkarmamıştı. Kıyam etmemişti. Abdullah İbni Zübeyir gibi, Abdullah İbni Hanzele Gasilül Melaike gibi kıyam falan da çıkarmamıştı. Yezid direkt ilk işi olarak, icraat olarak amcası oğlu Velid'in vali olduğu Medine'ye yazdığı mektupta umumdan bilhusus Hüseyin, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Zübeyir, bazı tarihçilere göre Abdurrahman İbni Ebi Bekir olmak üzere bu dördünden illaki de Hüseyin'den beyat al. Etmezse başını kes gönder bana. Şimdi ana bacı tanımaz, fasık, facir, tarikü salat bu Yezid'e Kur'an'ı temsil eden, Kur'an'ın indiği evin oğlu, Resul'ün oğlu, Ali'nin oğlu, Fatıma'nın oğlu, İmam, Hüccetullah, Seyyid-i Şühada Hüseyin elini uzatıp beyat ederse Yezid'in bütün bu çirkefliklerini, bu despotluklarını, bu fasıklıklarını teyit İslam adına yeryüzünde o gün itibariyle İslam'ı temsil eden Hüseyin'den başka kim olabilirdi? İslam adına Yezid'in yaptığı zulümleri, fıskı fucuru onaylama anlamına gelecekti. Öyle bir dini de kimse artık kabul etmezdi. İslam çehresi kararırdı. Bugün Daişlilerin yaptığı gibi. İslam'ın çehresini kirletirdi. Hüseyin Yezid'e uzatacağı beyat elinin aslında İslam'ın şah damarına uzanacağını biliyordu. Onun için diyordu ki benim gibi birisi bu vasıflarla peygamber oğlu olarak, Fatıma oğlu olarak, Ali oğlu olarak ve İmam Hüseyin olarak beyat ederse Yezid gibi birisine fe'alel İslam esselam, İslam'ın Fatiha'sını okumak lazım. İslam biter. Ha o zaman ne yapmak lazım? Derler ki Hüseyin ölümü seçti. Yanlış. Öldürme, kelle, biat bu Yezid'in seçimidir. Hüseyin diyor bu böyle birisine ben biat edersem alçak olurum. Bu alçaklık olur çünkü dedem Resulullah'ın sahabileriyle, sadık yaranıyla birlikte binlerce zahmete katlanarak getirdiği dünyanın, insanlık tarihinin en kusursuz temeddününü bunlar yine cahiliyeye dönüştürmek istiyorlar. Ben böyle bir şeye evet deyip onay verirsem o zaman ben alçak insan olurum. Ve heyhat minnezzille, alçaklık biz hanedandan uzaktır. Ve buyuruyor ki inne da'i ibn da'i gadre kezani beyne silleti ve zille, bu alçak oğlu alçak beni
alçakça yaşamak ya da kılıçla doğranmak arasında tercihe zorluyor. Başka tercih bırakmıyor. Ve heyhat min nezzillah ya'beallahu zalike lena ve rasuluhu vel mu'minun ve hucurun tabet ve tahuret. Ne Allah buna razıdır benim böyle bir alçaklığa evet demem. Ne Resulü razıdır, ne müminler benden bunu bekler, ne de anam Fatime beni pak dameninde ak sütüyle emziren anam Fatime buna razı olur. Anam Fatime bana alçakça yaşamayı öğretmemiştir. Hüseyin'in tercihi neydi? Onun alternatifi bir, bırakın ke ehedim minen nas, ceddimin Medine'sinde çoluğumla çocuğumla yaşayayım, Muaviye'nin döneminde yaşadığım gibi. İki, eğer buna tahammülünüz yoksa atamın yurdundan, atam Ali'nin zulfugarıyla fethedilen bu yurttan Deyleme, Hinde yani İslam coğrafyasının dışına sürgün olarak gideyim. Hüseyin'in alternatifi bu, barışçıl. Ya Medine'de bırakın yaşayayım, ceddimin Ravza-i Mutahharası'nın yanında, ya da sürgün edin beni, atamın zülfugarıyla fetholunan bu yurttan çıkıp gideyim, çoluk çocuğumla yaşayayım. Hüseyin'in alternatifi buydu. Ama ikisini de Hüseyin'e kabul etmediler, illa kan kan dediler. İmam Hüseyin Kerbela'da olabildiğince diğer Müslümanların kanı akmasın diye yanındakileri de zorla gönderiyordu. Gidin biatımı kaldırıyorum diyordu. Onun için binlerceden sadece onlarcası kaldı yanında. Diğerleri gittiler. Onlarca on binlercenin karşısında yiğitler çıktılar. Onurlarından ve İslam'ın onurundan dua etmek adına göğüslerini siper ettiler. Kerbela'da şehit düştüler. Günlerce susuz bırakıldıktan sonra Peygamberimizin omuzunda taşıdığı Hüseyin ve ni'mer rakibuhuma dediği Hazreti Ebubekir kendisine İmam Hüseyin ile İmam Hasan'a peygamberin omuzunda görünce siz nasıl bir bineğin üstündesiniz biliyor musunuz? Oradan yukarıda ancak Allah var. Oradan yukarıda bir makam yok. Risalet, hatemiyet mührü taşıyan omuzda Hasan'la Hüseyin oturmuştu. Peygamberimiz de Hazreti Ebubekir'in şahsında bize de bildirmek istedi ki ve ni'mer rakibuhuma, ama Hasan'la Hüseyin bu omuzda oturmaya layık süvarilerdir diye. Ağlamasına rıza göstermezdi. Ama buracıkta, bu çölde, bu belalı çölde, o toprağı, Kerbela toprağını biliyorsunuz, Caferliler namazda Kerbela toprağına secde eder. Nedir özelliği? Müstedrek-i Sahiheyn, Tirmizi, İbn-i Mace'de dahil, bakınız kaynaklara, Ehl-i Sünnet kaynaklarına ve sahih hadis olarak Peygamberimiz o toprağı Cebrail kendisine vermiş, İmam Hüseyin'in şehit olacağını daha 57 yıl önce bildirdiğinde o toprağı kendisine vermiş Peygamberimizin ve Peygamberimiz o Kerbela türbetini öpüp koklayıp anamız Ümmü Seleme'ye emanet etmiş. Bu ne zaman kana dönerse bil ki oğlum Hüseyin şehit olmuştur demiş ve ağlamış Hüseyin'e. Biz Peygamberimizin ağladığı olaya ağlıyoruz, sevindiği olaya da seviniyoruz. Onunla bütünleştik. Bugün keşke Ali Suud'un Vahabi anlayışın şerrinden azade olsaydı, Medine'de Resulullah'a ve Fatime'ye başsağlığı dileseydik. Ama bugün sanıyorsunuz ki Kerbela mahşeri kalabalık sahnesidir. Yanılıyorsunuz. Bugün en büyük kalabalık Necef-ül Eşref'tedir. Hazreti Ali'nin mezarı oradadır ya.
Hazreti Ali'ye başsağlığı vermek üzere milyonlar bugün Necef-ül Eşref'tedir. Biliyor musunuz? İmam Hüseyin Aleyhisselam peygamberi Hazreti Ali'yi en çok yakan bu haldi. Tek kalmıştı. Bütün yareni, alemdar kardeşi de dahil, oğlu da dahil, bir aileden 20 yiğit, her birer cihana bedel 20 yiğit şehit düştü. Ali evladından Hüseyin'in kardeşleri, oğlanları, yeğenleri birkaç saat içerisinde 20 şehit verdi. Onların içerisinde vedalaşmaya gelirken 6 aylık yavrusu Ali Esgar da vardır. Onun susuzluğunu görünce aldı kucağına götürdü meydana. Dedi ki Yezid avanesine, onlar Hüseyin'i çok iyi tanıyordu. Resulullah'ın oğlu olduğunu da biliyordu. Ömer Saad kan bağı da vardı. Dedi ki sizin açınızdan ben günahkar sayılsam bile bu 6 aylık yavrunun ne günahı olabilir? Hiç değilse görüyor musunuz? Sudan atılmış balık gibi elimin üstünde sırpınıyor. Buna bir yudum su verin. Sadece bu sahne Yezid'in ve Yezidilerin ne kadar melun olduğunu, bugün tekbirler eşliğinde bebek kesenlerin nereden ilham aldığını. Cevabı ne oldu biliyor musunuz? Ömer Saad Harmele'ye ya da Şimr işaret verdi. Harmele okçu birliğinin komutanıydı. İyi nişancıydı. Hüseyin onlara hitap ediyorken bir hıçkırık sesi duydu. Elinin üstünde böyle tutmuş ya oğlunu. Adeta hedef olarak tutmuştu. Bir döndü ki 6 aylık yavrunun boğazına 3 perli ok saplanmış. Fezebehe. Ok saplanmadı, kesti. Körpe boğazı. Üç perli ok, 6 aylık yavru. Hüseyin baktı ki oğlunun başı sallandı kundakta. Allah hiçbir ananın kucağını boş koymasın. Peygamberin gelini Rubab Hatun'un kucağı boş kaldı, beşiği boş kaldı. İmam Hüseyin, tarihçiler diyor ki o bebeğe su almak üzere götürmüştü. Artık o haliyle o kanlı kundağı anasına getirmeye utandı. Oracıkta kılıçla bir mezar kazıp orada defnetti. Defnetmesin, diğer şehitleri defnetmeyip de onu defnetmesinin sebebi de tarihçiler diyor ki çünkü bu Yezidiler imamı yarenini şehit ettikten sonra bir de o güzel bedenlerin üzerinde süvari birliği atlarını sürdüler. 6 aylık bebek bedeni yok olurdu atların tırnağında. Onun için onu orada defnetti. Sonra onurluca ailesini, namusunu, İslam'ın izzetini, şerefini korumak üzere savaşa durdu ve inkâne dînu Muhammedin lem yestakirre illa bedemi feya suyufu hudini. Eğer Muhammed'in dini benim kanım akmadan yaşamayacaksa öyleyse can feda, kılıçlar, mızraklar alın beni dedi. Evet, değerli canlar, dostlar, Sayın Bakanım. Kerbela'nın bir damlasına, musibetinin bir damlasına bizim yüreğimiz dayanmıyor. Farsça'da bir şiir var. Türan taqat ne başete ez şeniden. Şeniden keybüvet manendi diden.
biz duymaya dayanamıyoruz ama bu cinayetler işlenirken Hüseyin'in kızları bacılarının gözünün önünde işlendi. Zeynep orada, Tel Zeynebiye denilen bir yer var. Bir tümseye çıkardı. Oradan kardeşinin yalnızlığını seyrederdi. Binlerce ok, mızrak, tek hedef Hüseyin. Yaralı aslan ne tarafa dönse çakal sürüsünün oku mızrağı başına yağıyordu. Yalnız bir insan. Ben sizin adınıza, kendi adıma Hüseyin'in varisi, sahibi zaman Mehdi Ali Resul'e ve bütün seyitlerimize ve de başta Resul-i Ekrem ve Hanedan-ı Celilesine tasliyet ve başsağlığı arz ediyorum. Hüseyin'in şahsında bu fidanlarımız, dün de yine bir grup yiğidimiz, fidanımız şehit oldu. Onların anaları herkesten çok yanar. Hepimiz milletçe yanıyoruz ama onların anaları daha çok yanar. Bütün şehitlerimizi selamlıyorum. Güncel mesele olarak da ben siyasetçi değilim. Ancak ben müthiş bir vatanseverim. Bu ülkeyi böldürtmemek için bu salonda gördüğünüz ve dışarıda göreceğiniz yer yer belki oradan gösteriyorlar. On binler, yüz binler. Ve de iş günü olması münasebetiyle gelemeyen milyonlar, her bireri bu vatanın bir çakıldaşını düşmana kaptırmamak için seve seve canını feda eder. Bunu böyle bilsin herkes. Bölgede de bizim görüşümüz şudur. Irak bölünürse, Suriye bölünürse, Türkiye bölünür. Allah bu günü bize göstermesin ve yaşatmasın. Bunun olmaması için biz Irak'ın da Suriye'nin de merkezi hükümetini destekleyerek ayrılıkçı güçlere karşı savaş vermeliyiz. Mehmetçiğimizi göndermemiz de gerekmiyor. Hava desteği, moral desteğimiz yetecektir. Ne Irak bölünsün, ne Suriye bölünsün, ne de Türkiye bölünsün. Bizim görüşümüz budur. Gayretimiz de bu yöndedir. Şu partinin siyaseti, bu partinin siyaseti bizi ilgilendirmiyor. Bizi bu cennet vatan ilgilendiriyor ve bu necip millet ilgilendiriyor. Bizim birliğimiz, dirliğimiz her şeyin ötesindedir. Bir olursak hiç kimse bu vatana zarar veremez. Ayrılırsak düşman olarak kendimiz kendimize yeteceğiz. Onun için diyorum ki her zaman dediğim gibi milletimizin birliği, dirliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, devletimizin bekası, Ehl-i Beyt'ten aldığımız ders bu olduğu için bizim kırmızı çizgimizdir. Gerekirse bu üçünün uğruna tamamımız canımızı veririz ama ne devletimizi yıktırırız, ne bayrağımızı indiririz, ne birliğimizi böldürürüz, ne de ezanımızı sustururuz. Bu duygu ve düşüncelerle zat-ı halinizle birlikte bütün salondaki, salonun dışındaki, meydandaki ve ülkemdeki, ülke dışından da ekranları başından izleyen bütün canları, kardeşlerimi, bacılarımı saygıyla selamlıyorum. Allah ezadarlığınızı kabul etsin diyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.